Aydan Gülerci'ye dönelim efendim. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. Değerli hocam merhabalar, hoş geldiniz tekrardan yayınımıza. Merhaba. Uzatmayayım, ufak teknik aksaklık yaşamayalım hiç. Oluşan tabloyu siz nasıl yorumluyorsunuz? Bir öğretim üyesi olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışan, görev yapan, eğitim öğretim sürecine katkı sunan bir öğretim üyesi olarak size neler düşündürdü? Nasıl okuyorsunuz süreci? Çok güzel bir soru. Şurada eko yapıyor ama herhalde Buyurun. İdare edeceğiz ses telefondan falan. Duyuyor musunuz beni? Evet, gayet iyi duyuyoruz değerli hocam. Tamam. Ben de duyun diye geldim zaten. Peki, buyurun. Şimdi bakın, önce konumumu söyleyeyim de hem sizi hem öğrencilerimi, meslektaşlarımı, tabii ki izleyenleri düş kırıklığına uğratmayayım. Neden? O sorduğunuz soruyu ben uzun yıllardır düşünüyorum. Çünkü sadece düş kırıklığını şunun için söyledim. Ben bütün gün hani sahadan bir sıcak alandan raportör sıfatımla beni davet ettiyseniz gerçekten tam bir Boğaziçi olarak bugün üst üste yurt dışında bir sürü konferanstaydım. Aralarda arkadaşlarımın protestolarını, sırtlarını dönüp rektörlük binasına galiba, evet, onları gördüm. Bir ara Melih Bey'i televizyon ekranında gördüm. Halk Muhit TV miydi? Başka bir kanal, onu bile görmedim. Sadece Boğaziçi Üniversitesi için düşlediklerini birazcık anlatıyordu. Çok üzücü bir tablo. Yani bu tablo neresinden bakarsanız bakın üzücü. Ama ben gerçekten buraya kimsenin konuşmak istemediği, çünkü biliyorsunuz siz de benden önce neler konuştunuz bilmiyorum ama Timur Bey falan herhalde bir şeyler söylemiştir, biliyor. Siz de biliyorsunuz. Öküzün altında buzağı aranan bir devir. Kimsenin kimseyi duymadığı, kimseye güvenmediği. Yani bu polarizasyon lafı bile artık aşırı tüketildi. Durum vahim. Evet. Ben bir vatandaş olarak değil, sadece bir toplum bilimci, toplum analisti ne derseniz deyin. Etiketlerle, uzmanlıklarla hiç aram yok. 33 senedir tam zamanlı Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesiyim. Neredeyse 40 senedir de Türkiye'yi izliyorum. Yani bu tablo öyle yüzeysel bir tablo değil. Rektör niye atandı, kelepçe falan, onları bol bol konuştunuz herhalde. Evet. Değil mi? Ve Velih Bey dedi ki benim duyduğum küçük klipte, tepeden bakacağım, büyük resmi göreceğim dedi. Ben de bir büyük resim sunmaya geldim size. Hem Boğaziçi'nden hem dışarıdan. Çünkü benim Ankara geçmişim de vardır. Türkiye'den Boğaziçi nasıl görünüyor? Boğaziçi'nden Türkiye nasıl görünüyor? Bir sürü ithamlar var. Çok üzücü. Böyle fil dişi kulesi dedi. Öğrencileri sokmadık içeriye dedi. Binalar tahrip. Boğaziçi binadan ibaret değil ya. Yani gerçekten değil. Senelerdir bir o manzara, işte kampüsümüzün Amerikalılardan devralınmış bina. Yani Boğaziçi bu değil. Boğaziçi şu an bence Türkiye'nin bıçağa kemiğe dayandığı lafı vardır ya bakın. Kemiği törpülüyor artık. Bu sınır. Bunları söylemek, konuşmak lazım. Dolayısıyla ayrıntıları inanın bilmiyorum. Hangi öğrencilerimiz 9 kişi gözaltına alınmış, kapılar kırılmış falan, bunları hep duydum. Gerçekten çok üzülüyorum. Hüngür hüngür veliler var. Ben bir ara derste yaptım. Hayat devam ediyor. Niye bunu söylüyorum? Üniversite demek, bakın sözcüğün kökünde var. Evren. Bir akademisyen ama gerçek anlamda. Tabii ki memleketinin hukuk kurallarına, anayasasına, KHK'sine falan filan tabii ki uyacak. Hukukun üstünlüğü denen bir devirde, haklar, adalet, bunların savunulduğu bir devirde bir akademisyenin uymaması beklenemez. Ama akademisyenin esas ilkeleri, çok heyecanlanan bir şeyler düştü, duyuyor musunuz beni? Duyuyoruz, duyuyoruz. Evrensel ilkelerdir. Bunların içinde etik de vardır, tabii ki her şey vardır. Yani tıpkı hekimlerin Hipokrat yemini gibi bir akademisyenin de esas kendini, İstersen kendi adıma konuşayım. Çünkü ben Boğaziçi Üniversite üyelerini temsilen gelmedim. Orada ne kadar öğretim üyesi varsa herkes bireydir. Kendi özgür görüşünü zaten ifade edecektir fırsat verilirse. Garanti verilirse, özgürlük garantisi. Çünkü ciddi bir kokuşma, çürüme. Üniversitelerin içi mahvoldu. Sadece Boğaziçi diye görmüyorum ben bu olayı. Anlatabiliyor muyum meramımı? Yani zaten sizin düşündüklerinizi size hissettirdiğini merak ediyoruz değerli hocam, bu yaşananları. Bana süre verin. Ne kadar konuşabilirim ben?
Değerli hocam, isterseniz hani bir kısa reklam arasına gidelim. Çünkü aksaklık oldu, bitti. Bir daha bölmeyelim. Dönüşte bir 10-15 dakika kadar süremiz olacak. Benden önce neler konuşuldu hiç bilmiyorum, inanın. Şunu demek istiyorum. Buyurun. Belki de arkadaşlarımın temsiliyeti üzerimde vardır. Çünkü hepimizin hemfikir olduğu şeyler var. Buna dün bir, bugün iki karar verilmedi. Bunlar emilmiş, içselleştirilmiş değerlerdi. Diyorum 33 senedir ben oradayım. Ve enteresan bir şekilde bugün konuşuldu. Ergun Toğrul zamanında ben Boğaziçi Üniversitesi Amerika'dan geldim. Atanmış bir rektördü o da. Ondan sonra seçim oldu. Üstün Ergüleri seçtik. Ve bütün üniversitelerde bu benimsendi falan filan. Yani olayı atanma, seçimdi falan meselesine getirmeyelim. Kendisinin işletme şeyi, ardalanı, geçmişi varmış zaten. Hı hı. Şöyle girişimci üniversite yapacağım, böyle ilk yüze sokacağım falan olabilir. Ben çok üzülüyorum. Kendisinin yerinde hiç kimse olmak istemez. Dolayısıyla kişi üzerinden bu tartışmayı yapmayalım. Peki. Anlatabiliyor muyum? Gayet. Ama şunu söyleyeyim. Hı hı. Bir işletme profesörü veya şirketleri şurada burada çalışmış, motivasyonun ne olduğunu bilir. Sanat, bilim zorla olmaz. Zorla güzellik olmaz. Her türlü argüman çürütülür bakın. Daha iyi, evet, anlatamadınız hocam. Evet, hukuka uygun. 4 sene önce Mehmet Özkan da zaten atandı. Neden, evet, o zaman başka üniversiteler sistem ediyor? Neden o zaman da hani bu kadar gecikmiş reaksiyon şimdi mi verilir? Bunlar son derece saçma, zayıf argümanlar. Ayrıca bakın, şu izin verin yani böyle konuşayım. Değerli hocam, değerli hocam, gerçekten süre bazlı reklama çıkmam gerektiği için sadece çok kısa bir reklam arası. Tamam. Dönüşte yine sizle başlayacağım. Dönecek misiniz bana? Söz mü? Tabii ki söz. Bence değerli hocam, olur mu öyle şey? Bıraktığım yerden devam etmek istiyorum. Tabii ki, tabii ki değerli hocam. Bıraktığım yer neresi biliyor musunuz? En son yayına ben anayasa referandumundan önce çıkmıştım. Mehmet Tezkan'la bahse girmedim ve çok pişman oldum. Bu toplum %49.99 ve gerisi bölünecek dedim. Karpuz gibi yarılacak mı dedi. Evet dedim. Peki. O kadar zamandır ben bütün medya tekliflerini reddettim. Dolayısıyla bıraktığım yerden devam etmek istiyorum. Peki, peki. Elbette hocam. Elbette. Bu garantiyi veriyorum. Söz. Çok kısa.